Güneşin yüzeyinde inanılmaz şiddetli bir fenomen gerçekleşiyor. İnanılmaz bir yoğunlukta sürekli gaz patlaması yaşanıyor. Güneş sisteminde yaşanan bu şiddetli patlamaları size açıklamayı deneyeceğiz. Bilim sayesinde yıldız sisteminde inanılmaz bir yolculuğa başlıyoruz. Güneş fırtınalarının gittikçe artan tehlikesini ve buna bağlı olarak da gücünü keşfedeceğiz. Güneşin sonsuz olduğunu düşünüyoruz. Kendi varlığından bizi haberdar etmek için hep orada var olduğunu zannediyoruz. Buna rağmen bu sakin görüntüsünün arkasında her an başlayabilecek bir fırtına da var. Eylül 1959'dan beri buradayız. İngiliz astronom Richard Carrington, bir yıldızın yüzeyinde gelişmekte olan bazı türbülans işaretlerini fark ediyor. Bu, şimdiye kadar görülen en büyük ve en şiddetli güneş patlamalarından biri. Ses yollarını kullanmaya gerek duyma. Uzayda binlerce kilometre hızla ilerliyor. Devasa gaz kütleleri inanılmaz bir sıcaklıkta patlıyor. Sıcaklıklar milyon dereceye ulaşıyor. Fırtınanın ortasında farklı bir siyah bölge ortaya çıkıyor. Güneş lekelerinden oluşan bir yığıntı, dünyadan 20 kat daha büyük bir yığıntı beliriyor. Bu bölgede güneş patlamaya başlıyor. Bilim adamları bunu devasa patlama olarak görüyor. Güneşten kopan 1 milyar ton partikül bize doğru geliyor. Carrington gözlem evine baktığımızda, bilim adamları bugün güneşteki patlamaların saatte 8 milyon kilometre hızla hareket ettiğini gösteriyor. Etrafında gözlemciler buraya kadar geliyor ve gün ve gece arasındaki farkı görüyorlar. Bu güneş partikülleri oksijen ve nitrojen molekülleriyle atmosferin dış tabakasında hareket ediyorlar. Bu da gecenin aydınlanmasına izin veriyor. Kuzeydeki güneş ışınları ve Avustralya'nın güneyinden gelen ışınlar kutuplar seviyesinde de görülüyor.
Gece olduğunda tropiklere kadar yayılıyorlar. Onları Colorado dağlarında bulunan bir kamptan gözlemleyen bir gazeteci, kuzey ışıklarının parlaklığının çok yoğun olduğunu, gece olduğunda bile rahatlıkla bir sayfada yazılanları okumaya izin verebilecek derecede olduğunu söylüyor. Küba Havana'da bir gözlemci ise gökyüzünün kan lekesi gibi olduğunu, tamamen aydınlandığını belirtiyor. New York şehrinde binlerce insan kaldırımlarda bir araya gelip o gece gökyüzünü izlemişti. Ama bu gösterinin karanlık bir yanı da vardı. O dönemde telgraf ağları uzun mesafeler arasındaki iletişimi sağlamak için modern olmayan bir yöntem olarak kullanılıyordu. Kıtalar arası çizgiler ve transatlantik ağları inşa edilmeye başlanılmıştı. Hafta boyunca İngiliz Ölçü Alma Enstitüsü jeomanyetik aktivitelerin olduğu yerde şiddetli rüzgarlar olduğunu görmüştü. Yüksek gerilim olan tepelerin artması telegrafik kablolarında artacağını gösteriyor. Bazı operatörler bunu yapmaya devam edebileceklerini, elektrik akıntıyı asla kesmeyeceklerini düşünüyorlar. Ötekiler başka yüklemeler de alıyorlar. Transformatörler bunu atlatmaya izin vermeyecek. Dünya bir bakıma meteoroid tarafından çarpılmış olabilir mi? Daha önce bu yükseklikte hiç görmediğimiz boyutta bir çarpışma gerçekleşmiş olabilir mi? Bilim adamlarının suçluya karar vermeleri çok vakit almayacak. Güneş ve güçleri elektrik ve manyetik dengeyi sağlıyor. Yıldızın bize en büyük verdiği emir, bizim hayatta kalma ve iletişim kurma yöntemimizi tehlikeye atabileceğini gösteriyor. O dönemde daha yakın başka bir alarm sinyali daha var. 1989 yılının Mart ayında alınan bir sinyal. Güneşte yaşanılan bir patlama elektrik akımının bozulmasına neden oluyor. Kanada'da bulunan Hydro-Québec şirketi yaklaşık 9 saat boyunca 6 milyon insana elektrik sağlayamıyor. Buna benzer bir olay Cadılar Bayramı öncesinde 2003 yılında yaşandı. 3,5 sene son güneş patlamasından sonra hızla geçti. Burada 11 senedir büyük güneş patlamaları devam ediyor. Güneşteki lekeler beklenilmeyen bir şekilde ortaya çıkıyorlar. İki buçuk haftalık bir dönemde bilim adamları 17 güneş patlaması fark etti ve en önemlisi güneş ışınlarından gelen X rayon ışıklarıydı. Daha önce hiç görülmemiş türde olan bir ışık bu. Atmosferin en yüksek katmanı olan stratosfere geçtikten sonra güneş partikülleri 28 uzay uydusunun hasar görmesine neden oluyor. Ve aralarından iki tanesi tamamen yıkılıyor. GPS hava yer belirleme navigasyon sistemi 30 saatin sonunda bozuluyor. Şimdi size bu patlama sekansını göstereceğiz. Güneş Observatörü ve heliosferik ya da Soho'daki görüntüleri göreceksiniz. Cadılar Bayramı fırtınaları bir tek dünyayla sınırlı kalmıyor. Mars gezegenini hızla geçerken güneş patlamaları kontrol noktasında ağırlığını radyasyonun daha çok olduğu Mars Global Surveyor isimli özel motoru aktarıyor. İronik bir biçimde bu uzay geometrisi gelecekte astronotların maruz kalabilecekleri farklı radyasyonları araştırmak ve çalışmak için planlanmıştı.
Uzay gemisi Voyager 2'da Güneş sisteminin kalbine yaptığı yolculukta aynı güneş enerjisini kaydediyor. Güneş fırtınaları insan için tehlikeli olmasa da elektrik enerjisi ve teknolojinin gittikçe önem kazandığı dünyamızda önemli bir risk oluşturuyor. Son zamanlarda Uzay Bilimleri Akademisi'nin yaptığı bir keşfe göre bu kadar güçlü bir patlama 1000 ila 3000 milyar dolarlık hasarlara neden olabilir. Yalnızca bir senede bu hasarlar fırtınaların ve depremlerin bile sebep olduğu hasarları aşacaklardır. Risk dünyanın etrafında dönen uzay uydularıyla başlıyor. Bu risk yolculuk sırasında düzenleri GPS uydusuna bağlı olduğu için yolcuların riskini artırıyor. Bütün bunlar elektronik kaynakları, telefon bağlantılarını ve interneti eklersek modern hayatımızda ne kadar çok zarar alabileceğimizi görebilirsiniz. Yalnızca tamir ve hasarları giderme maliyetleri önemli bir bedel oluşturmuyor. Aynı zamanda hükümetler de zarara uğruyor. Ticari denge bozuluyor ve bu dengeyi sağlamamız hemen hemen birkaç yıl süre alacaktır. Sorun yalnızca yükseklik ve genişlik değil. Bilim adamları Güneş'in plazmasında farklı elektrik dalgalarının oluşabileceğini ve bu dalgaların dünyanın etrafında ekvator bölgelerinde hareket edebileceklerini kanıtlamak istiyor. Bu elektrik akıntısı ekvator seviyesinde elektrik yoğunluğu daha fazla olan tepelerin oluşmasına neden oluyor. Bu da bu sisteme dayanamayacak elektrik ağlarında sorun çıkmasıyla sonuçlanıyor. Teknolojik yapımız ne kadar gelişim gösterirse göstersin, yani ne kadar çok yönetilirse tek bir parametrede o kadar çok sorun yaşanacaktır. Bu yapı bilim adamlarının ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca uzayda yeni kuşak sonda araştırmaları başlatıldı. Hepsi Güneş'i daha yakından keşfetmeyi amaçlıyordu. Dünyanın yörüngesinde pozisyon aldılar. Bu sayede Güneş'ten gelen partikülleri ve atmosferde nasıl iletişim kurduklarını daha iyi keşfetmeyi deniyorlardı. Bu uzay sondaları Güneş aktivitesini inceliyor ve elektromanyetik dalgaların boyutlarını incelemeyi hedefliyorlardı. Elde edilen bütün bu veriler sayesinde bilim adamları Güneş'in daha karmaşık bir görüntüsünü ve iç sistemlerinin nasıl çalıştığını elde etmeyi başardılar. Amaçları Güneş'teki patlamaları daha büyük bir kesinlikle söyleyebilmek ve uzayda meteorolojik tahminler konusunda yeni bir dönem başlatmaktı. Bu anlama çabaları gerçekten başarıyla ilerliyordu. Çok güçlü bir programın, süper bilgisayarların fizik yasaları sayesinde evreni keşfedebileceklerini, güneşimizdeki yıldızları bile daha rahat anlayabileceğimizi gösteriyorlardı. Güneşin gücünü tam olarak anlayabilmek için, kozmik geçmişimizin ilk anlarını gösteren
bu özel teleskopu inceleyelim. Gezegenimizde sıcaklığın inanılmaz seviyelere ulaştığı her yerde plazma yapıları bulunuyor. Çöl sıcaklığından yangınlara, her yerde bu plazma yapılarını görmek mümkün. Plazmayı oluşturmak için neon gibi gaz yapılarındaki elektronlar önemli. Aslında bu elektronları serbest bırakan bir dönüşüm anı. Uzayda da plazma elektrikle yüklü. Sonuç olarak malzeme hareket etmeye ya da yer çekiminden etkilenmeye başladığı zaman bu durum garip bir güce sebep oluyor. Magnetizma. Bu manyetik dalgalar plazma akışını rahatlatabilir ya da buna engel olabilirler. Bunu ünlü Galaxy M51 basamaklarında görebiliriz. Bu galaksinin etrafında spiral dönüşler yapan plazma, bu haritada gördüğünüz manyetik haritaların oluşmasına izin veriyor. Bu dalgalar galakside plan açısından uzaklaşma yaşıyor. Bunu yaparken enerjinin rotasyonunda farklı hareketler oluyor ve gazın merkeze düşmesine izin veriyorlar. Bu hareket dinamiği galaksinin merkezine doğru oluyor. Kara deliğin devasa yer çekimi gücünden etkilenen plazma dönen bir disk oluşturuyor. Bu disk manyetik hareketlerin spirallerle sonuçlanmasını sağlıyor. Plazma çok güçlü jet atışları yaparak ışık hızına yaklaşmayı başarıyor. Astronomlar çok sayıda büyük galaksinin ultra hızlı atışlar yaptığını keşfediyorlar. NGC 1275 galaksisinde kara delik tarafından oluşturulan manyetik dalgalar, galaksinin yukarısında gaz çıkıntılarından oluşan bir yapı ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu
Bu sektörde enerjinin kaynağında olan plazmanın dinamik hareketleri güneş yıldızının yüzeyinde dalgalanmalar yaşanmasıyla sonuçlanıyor. Dinamik Güneş Bakım Merkezi'nde NASA'nın yörüngesinde bulunan teleskop sıra dışı görüntülerle çok sayıda fenomen yaşamamıza izin veriyor. Patlayan jetler, devasa iniş parçaları ve güneş etrafında bulunan kör edici halkalar. Güneş plazmasının 1859 şiddetindeki Carrington patlaması isimli patlamaya nasıl sebep olduğunu anlamak için yüzeyinde bir parça gezinmemiz gerekiyor. Güneşin kalbinde 15 milyon Celsius derecesinde nükleer bir ısıtıcı bulunuyor. Basınç ve sıcaklık, hidrojen atomlarının erimeye ve helyumdan daha ağır atomlar haline gelmeye başladığını gösteriyor. Bu patlama reaksiyonları, sıcaklığın güneşin yüzeyinde arttığını ve yolculuğun 12 milyon sene sürebileceğini gösteriyor. Bilim adamları bu yolculuğu simüle etmek için çok güçlü bilgisayarlar kullanıyor. Plazma akıntısının güneşin dış katmanına ulaşıyor ve bu bölgede en karmaşık akıntılarla karşılaşıyorlar. Ekvator yakınlarında güneşin rotasyonu en hızlı şekilde gerçekleşiyor ve farklı dalgalar meydana geliyor. Plazma elektriksel olarak yüklü partiküllerden oluştuğu için bu hareketler manyetik dalgalar oluşmasına neden oluyor. İşte burada mavi renkte gördüğünüz gibi. Büyük enerji nehirlerine benzeyen bu parçalar, güneşin dış katmanlarında kendilerine bir yol oluşturuyor. Bu akıntıların enerjisi yeterince güçlüyse, spiral halinde yukarı doğru çıkabilir ya da eğilim yapabilirler. Bilgisayarlar tarafından çizilen bu akıntı bizi yüzeye doğru götürüyor. Bu manyetik akım iç bölgeyi geçmeye başladıkça devasa yapılar ortaya çıkmaya başlıyor. Kemerimsi bu yapılar kısa elektrik dalgalarının geçmesine izin veriyor. Bulut gibi bu yapıları burada görmeniz mümkün. Plazma akıntıları tarafından oluşan bu yapılar sürekli inip çıkıyorlar ve manyetik kemerlerde enerji akımı olmasına izin veriyorlar.
Yukarıya doğru çıkan bu yapılar, plazmanın yüzeyinde büyük dalgaların oluşmasına neden olabilir. Yüzeye ulaştıklarında bu kemerler güneş atmosferinde patlama yaşanmasına neden oluyor. Bunun aktif bölgelerde nasıl olduğunu birazdan göreceksiniz. Bu manyetik dalgaların hareketini görmek imkansız değil. Plazmanın neler yaptığına bakabiliriz. Bir kısımdan ötekine doğru yaklaşıyor. Ve bazen bu alanlar yeterince enerjiyi yüzeye kadar getirdiklerinde jetlerde hiçbir sorun olmayacağını görüyorsunuz. Bu daha geniş yüzeyi kaplayan aktif bölgeler, enerji akıntısını serbest bırakan 1 milyon hidrojen bombasına eşdeğer bir akıntı oluşturuyorlar. Ama bu manyetik dalgalar enerjinin daha serbest hareket etmesine ve daha sıkı olmalarına izin veriyor. Sonuç olarak aktif bölgelerde güneş lekeleri bulunuyor. Yüzeydeki sıcaklık ise 2000 Celsius derecesine düşüyor. ...400 sene önce Galileo Galilei, bu lekelerin Güneş'in yüzeyinde olduğunu kanıtlayan ilk bilim adamı olmuştu. Ama o dönemde bu lekeleri bulut zannediyordu. Bu tespitler o kadar önemliydi ki 1908 yılında astronom George Ellery Hale, Güneş'teki lekelerle bu güçlü manyetik alanlar arasında bir bağ oluşturdu. Burada güneş lekeleri ortaya çıktığı zaman manyetik enerjinin arttığını anlıyoruz. Zeminin altında endişe verici seviyelere ulaştığını gösteriyor. Kinot uydusu tarafından çekilen bu görüntüde enerjinin güneş dalgalarının yakınından kaçtığını görüyoruz. Bu enerji dalgaları spikül olarak adlandırılıyor. Bu ani atışların birkaç milyon derece sıcaklıkta gerçekleştiğini umuyoruz. Çünkü bu da güneş atmosferinin niye yüzeyinde bu kadar yanıcı olduğunu kanıtlıyor. Bu akıntıda güneşin ortasında güneş patlamasından oluşan lekeleri görmek mümkün. Enerjinin serbest bırakılması, güç dengesinin sağlanması, güneş lekelerinin dönmesine izin veriyor. Devasa fırtınalar gibi dönen bu dengeler, güneşin etrafında kendi rotasyon dengelerini oluşturuyorlar. Bu manyetik dalgalar dönmeye devam ettikçe, enerji seviyesinde artış yaşanıyor. Bu rotasyon hareketleri arasında yeni bir bağ oluşuyor ve Güneş sisteminde en devasa patlamalar gerçekleşiyor. Bunlar koronal patlamalar. Güneş astronomisinin amaçlarından birisi bu fenomenleri farklı açılardan yakalamak ve bu dalgaların nasıl olduğunu anlamak. Gördüğünüz gibi bu kompozit yapı farklı teleskoplarla çekilen görüntülerden oluşuyor. Temmuz 2012'de bu çalışmaların karşılığı alındı. Solar Dynamics Observatory'de yörüngede bulunan ünlü teleskop Güneş'in merkezinde oluşmakta olan bir ateş parçasını kaydetmeyi başardı.
Bu yakalayıcılardan bazıları 10 milyon derecede oluşan fenomenleri kaydetmeye başladı. Bu da bilim adamlarının oluşmakta olan bir kemeri kaydetmelerine izin verdi. Uzay motoru Stereo A tarafından elde edilen veriler eklenince bu kemerlerin 8 oluşturacak şekilde meydana gelmelerini gösteren 3 boyutlu görüntüler elde etmiştik. Bu konfigürasyon patlamanın nasıl olduğunu, burada Solar Dynamics Observatory'de neler olduğunu kaydetmeye izin vermişti. Bu fenomen parlamaya devam ediyordu. Plazma ise manyetik kemerlerin oluşmasına izin veriyor, koronal yağmurlar olarak yeniden düşüşe geçiyorlardı. Koronal yapıların devasa gaz parçaları olarak düşüşleri manyetik alanlardan geçilmesine izin veriyordu. Aynı zamanda enerji sisteminde güneşten gelen akıntı bu güneş rüzgarlarının oluşmasına izin veriyordu. Bu enerji dalgası güneş sisteminin merkezine kadar yolculuk edebilir. Satürn tarafından oluşan bu güzel ışıklarsa uzakta kalmaya devam ediyor. Güneş sistemindeki akıntıların gücünü anlamak için dünyanın kardeş gezegenine gidelim. Yani Venüs'e. Avrupa uydusu Venüs, son zamanlarda Güneş sistemindeki rüzgarların sürekli su molekülleri oluşturduğunu ve en hafif olanların bile atmosferin dış katmanında olduğunu, gece olduğunda ise gezegene ulaştığını keşfediyor. Bu patlamalardan çok sonra bile Venüs'ün atmosferinde kalanlar yalnızca asit gazı ve karbondioksit. Eğer Venüs'ün yörüngesinde olanlara bakarsanız bir tek yüzeyini göreceksiniz. Yükseklerde bulunan bu bulut katmanlarının kalınlığı 5 ila 66 kilometre arasında değişiyor. Bu bulutlar olan bir patlamaysa gezegenimize yöneliyor. Gezegene dokunduğu zaman bu patlama Venüs'te olmayan koruyucu bir halka ile karşılaşıyor. Rotasyon gücüne göre bu demir dünyanın kalbine göre hareket ediyor ve büyüleyici patlamaların olmasına izin veriyor. Bu manyetik patlamalar atmosferin ötesinde bulunuyor. Dünyada magnetosfer isimli yapının oluşmasına da izin veriyor. Bu magnetosfer dönmeye ve güneş patlamaları sırasında dünyadan uzaklaşmaya devam ediyor. Dünyanın etrafındaki bu manyetik dalgaların çok güçlü olması ve bizi en kötü patlamalardan koruması gerekiyor.
Bilim adamları bu patlamaları süper bilgisayar tarafından tanımlamayı başardılar. Burada 1859 yılında yaşanılan patlamaya benzer bir patlama olabileceğini keşfettiler. Bu da manyetik kemerlerin yüzeyin binlerce kilometre yukarısında olduğunu, elektrik enerjisinin bu sayede geçebileceğini gösteriyor. Bu enerji kritik bir aşamaya ulaştığında kemer görünmez bir hal alıyor. Kemerler şişiyor ve şiddet inanılmaz bir seviyeye ulaşıyor ve burada koronal bir patlama gerçekleşiyor. Bu da atmosferin yüzeyinde inanılmaz bir patlama yaşanmasıyla sonuçlanıyor. Eğer kemerler bir araya gelirse ikinci bir patlama yaşanabilir ve bunun hızı çok daha yüksek olabilir. ...1859 yılındaki büyük patlama sırasında aslında dünyada çok sayıda patlama bir araya gelmişti. İlki 28 Ağustos pazar gibi parlak ışıklar olmasına neden olmuştu. Daha fazla enerji bulunduran ikincisi ise bir sonraki perşembe günü ortaya çıkmıştı. 2012 Temmuz ayında bu patlamayı keşfettik. Stereo A, NASA'nın uzay bakımcısı, bu iki koronal enjeksiyonun nasıl olduğunu, Carrington patlamalarının nasıl gerçekleştiğini kaydetmeyi başardı. Eğer bu patlama bir hafta önce gerçekleşseydi, dünyaya çarpabilir ve felaketle sonuçlanabilirdi. Bilim adamları bu testi kullanarak dünyanın magnetosfer etkisinin nasıl olduğunu, böyle güçlü bir güneş sisteminde nasıl bir patlama olacağını keşfetmek istiyorlar. Bilgisayarla yapılan bir çizim bize normal bir günde neler olduğunu gösteriyor. Güneş rüzgarları dünyanın etrafında dönerken manyetik dalgaların bozulmasına sebep oluyor. Bu da arka kısımda bir çeşit kuyruk meydana getiriyor. Bu koronal yapı dünyanın manyetik dalgasını bozup kuyruğa uzanıyor olabilir mi? Magnetosfer hala el değmemiş kalmaya devam ediyor. Bu durum Carrington patlamasının ciddiyetini görmemize neden oluyor. Dünyadaki yer çekimi plazmanın etrafında el değmemiş bir etki oluşmasına neden oluyor.
Akım uzandığı zaman Güneş bir günde 3 defa koronal akıntı oluşturabiliyor. Bu akıntılar bize inanılmaz güzel renk ve ışık gösterileri oluşturuyor. Bize gezegenimizle Güneş sistemi arasındaki bağlantıyı hatırlatıyor. Güneş sistemi atmosferimizi süslemeye devam ettiğinde yüzlerce kilometrelik gaz oluşmasına izin verebilir. Buranın genişlemeye devam ettiğini, hemen ön tarafınıza geleceğini ve uzay istasyonuna kadar geldiğini düşünün. Bu istasyon, Güneş radyasyonunu korumak için yapıldı. Güvenlik ve iç kısımda neler olduğunu gösteriyor. Son dönemde yüksek çözünürlüklü dijital kameralar sayesinde astronotlar bizim uzaydan bu gösteriyi izlememize imkan tanıyor. Güneş plazması bu gösteriye başladığı zaman yeşil, mavi ve kırmızı renkler ortaya çıkıyor. Bugün bilim adamları Güneş'in aktivitesini daha yakından takip ediyorlar. Nümerik maketlerle meteorolojik incelemeler yapmaya karar veriyorlar. Yeterince öngörüde bulunursak, kutuplardaki uçakları değiştirme, uyduların beslenmesini kesme ya da Güneş plazmasından yeterince uzaklaşma şansına erişebiliriz. Zeminde bütün ağları koruyup onları geçici olarak kesebiliriz. Ama bundan önce bilim adamlarının kendilerini savunma çizgilerini geliştirmeleri, Güneş hakkındaki bilgilerini artırmaları, Güneş'in nasıl bizim için bir tehlike oluşturabileceğini anlamaları gerekiyor. Güneş sisteminde 1859 yılında yaşanılan türde fırtınaların benzerinin dünyayı 150 yılda bir vurma olasılığı bulunuyor. Bu ritimde yeni bir fırtınayla karşılaşma riskimiz var. Ama bu şiddetli patlamalar Güneş'le ilgili bize yeni bir ipucu veriyor. Tabii aynı zamanda bizi bir sonraki Güneş fırtınasıyla başa çıkabilmemiz için hazırlamayı deniyor.